Birinci soruda alanı hacmine eşit olan küpün demiş. Bir ayrıtı A olan küpün alanı 6 kare, hacmi de A küptür. Bunları eşitledim. A buradan 6 çıkar. A 6 olduğuna göre cisim köşegenini sormuş. A kökü cisim köşegeni olduğu için A gördüğüm yere 6 yazdım. Doğru cevap 6 kök 3. Yani E şıkkı. İkinci soruda kareyi sorduğu için dik üçgen yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir ayrıtı 5 olduğu için 5 olduğu için yandaki karenin köşegeni 5 kök 2'dir. Şimdi K'dan karşıya dik attığımda şu görmüş olduğunuz şekil dikdörtgen olduğu için attığım dikme 5 kök 2. Bir karşıya gelir. Buraya kaç kalır? 3. Ve taradığım üçgende Pisagor yaptım. KL'nin uzunluğunu bulmak için 5 kök 2'nin karesiyle 3'ün karelerini topladım. Topladım. Buradan ne çıkar? KL'nin karesi 59. KL de kök 59'dur. Yani doğru cevap C şıkkı. Yüksekliği taban yarıçapının 4 katı demiş. Yani silindirin taban yarıçapına R dersem yüksekliği 4R'dir. Bunun yanal alanı 2 pi RH. 2 pi RH yerine 4R yazdım. Taban alanlarının toplamı demiş. Yerden ne gelecek? Pi R kare. Pi R kare de yukarıdan gelecek. 2 pi R kare. Bu oranlamayı yaptığımda aynı olanları götürdüm. Doğru cevap 4. Yani D şıkkı. Böyle sorularda silindiri tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi silindiri tamamladım. 8'i karşıya taşıdım. 12. Buraya kaç kaldı? 4. 3, 4, 5 üçgeninden şu 4, 5, şu uzunluğun yani dairenin çapının 3 olduğunu, yarıçapının 3 kök 2 olduğunu gördüm. Kesik silindirin hacmini sormuş. İlk önce 2 tane silindiri çıktı karşıma. Yüksekliği 8 olan şu taradığım silindirin hacmini yazdım. Bunun hacmi pi r kare çarpı yükseklik. Yukarıdaki şuradaki yarım silindirin hacmini yazmak için yüksekliği 4 olan silindirin hacmini bulup 2'ye böldüm. Yani pi yarıçapın karesi, yükseklik 4 ama yarısı olduğu için 2'ye böldüm. Ve bu işlemleri yaptığımda doğru cevap 45 pi bölü 2. Yani B şıkkıdır. 5'te silindirin açık halini vermiş. Tabii ki AB'nin uzunluğu tam tabandaki dairenin çevresine denk gelecek. Ve bunun yarıçapı 4 olduğu için 2 pi r'den bunun çevresi 8 pi'dir. ABCD'nin kare olduğunu söylemiş. O halde burası da 8 pi'dir. Ve bunu geri kapattığımda yarıçapı 4, yüksekliği 8 pi olur. Ve bunun hacmini sormuş. Pi r kare çarpı h da yerine yazdım. Pi, r dediğim 4 karesini aldım. Yükseklik de 8 pi olduğu için işlemlerimi yaptım. 128 pi kare çıkar. Doğru cevap E şıkkı. 6. soruda yüzey alanını sormuş arkadaşlar. Şimdi yukarıda ne görüyorum? Şöyle bir halka görüyorum. Bunun alanı nasıl bulunur? Yarıçapı 6'dan, yarıçapı 2 olan dairenin alanlarını çıkardım. Yani pi 6'nın karesinden pi 2'nin karesini çıkardım. Neden 2 ile çarptım? Çünkü aynı halkada yerde de var. Şimdi ne görüyorum? İçeriye baktığımda küçük silindirin yanal alanını ve dış yüzeyinde büyük silindirin yanal alanını eklemem gerekiyor. Şimdi büyük silindirin yanal alanı 2 pi rh. Küçük silindirin yanal alanı 2 pi rh. Ve bu işlemleri yaptığımda yani şurası ne çıkar tabii ki? 2 ile çarptım 64 pi. Buradan ne gelecek? 180 pi. Buradan ne gelecek? 60 pi. Bunları topladım 304 pi. Doğru cevap E şıkkı. Şimdi 7'de yüksekliği 7 olan şu silindirin hacmine 7V dedim. Şimdi E'den yine silindiri 2'ye böldüğümde 5 olanın hacmi 5V'dir. 7V'den ne kaldı? 2V. Tabii ki şuradaki suyun hacmi ile buradaki suyun hacmi aynıdır arkadaşlar. Buraya ne kaldı? 2V. Tabii ki dolu yerle boş yer aynı olduğu için burası da 2V olacak. Yani 4V'nin yüksekliği 4'tür. Bana dökülen suyun hacmini sorduğu için şuradaki hacmi bulmam gerekiyor. O halde yüksekliği 4 olan silindirin hacmini bulup 2'ye bölmem gerekiyor. Buradan da pi. Yarıçap 2 olduğu için 4'ün 4 2'nin karesinden geldi. Yükseklik 4 2'ye böldüm. Doğru cevap 8 pi yani Denizli. Evet 8 de çok farklı bir soru değil arkadaşlar. Yine tam E'den tabana paralel 2 tane silindir ayırdım. Şimdi 6'ya 6V dedim. 4'e 4V düşer.
2V tabii ki paylaştı. Ve suyun hacmi 8V'dir. 8V, o halde 8V'nin yüksekliği 8 olacak. Bana da onu sormuş. Doğru cevap D şıkkı. Taban yarıçapı 3. Silindirin yanal alanı. Yanal alan 2πRh'tı. 2πRh. İşlemlerimi yaptım. Yüksekliğin 18 olduğunu buldum. Yarıçapta 3'tü tabii ki. Bana hacmini sormuş. Pi r kare çarpı h de yerine yazdım. Pi, r gördüğüm yeri 3, karesini aldım 9, yükseklik de 18 olduğu için çarptım. 162 pi. Doğru cevap B şıkkı. 36 santimetre uzunluğundaki bir telden bir küp yaptığına göre küpün 12 ayrıtı vardır. Yani 36'yı 12'ye böldüm. Demek ki bir ayrıt 3 olacak ve bunun hacmini sormuş. Yani aküp. A 3 olduğuna göre doğru cevap 27. C şıkkı. Şimdi 11'de arkadaşlar. KLM'nin karesinin alanı 8 olduğuna göre. Kök 8'den bir kenar 2 kök 2'dir. Şimdi N'nin ve M'nin orta noktaları olduğunu söylemiş. N'den ve M'den BC'nin üzerine dikiz düşümünü aldım. Ve oluşan üçgen 45-45-90 olduğu için 2-2'dir uzunluklar. Aynı üçgeni burada yaptığımda yine 2-2'dir. Yani küpün bir ayrıtı 4 birimdir. Bunun hacmini sormuş. Tabii ki 4'ün 3. kuvveti 64. Doğru cevap C şıkkı. Şimdi böyle sorularda tek tek de hesaplanabilir. Ben tek tek saydım ya da kapanan yüzeyler çıkarılabilir. Şimdi yukarıdan baktığımda 1, 2, 3, 4, 5 tane kare görüyorum. Şimdi şu yüzeyden baktığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kare görüyorum. Aynısını karşı yüzeyden göreceğim. O yüzden 2 ile çarptım. Sağdan baktığımda 3 kare, soldan baktığımda 1, 2, 3 kare görüyorum. Onları da ekledim. Ve bunları topladığımda 27. Doğru cevap C şıkkı. Çünkü tabanı hariç demiş arkadaşlar. Tabanı eklemedim tabii ki. 13'te küpün bir ayrıtını A dersem, A dersem bunun köşegeni A kök 2, şu uzunlukta A, tabii ki BG diktir. Dik bir prizma olduğu için yandaki kare taban düzlemine diktir. Ve bu üçgenin alanı. Dik kenarları çarptım 2'ye böldüm. A çarpı A kök 2 bölü 2'nin 8 kök 2 olduğunu vermiş. A buradan 4 çıkar. Bana küpün hacmini sormuş. Yani A küp. 4'ün 3. kuvveti 64. Doğru cevap B şıkkıdır. 14'te bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben şöyle düşündüm. Şu taradığım dikdörtgenin alanı. Küpün bir ayrıtına A dedim. Ne gelecek? 2A. Peki bundan kaç tane var? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O yüzden 8 ile çarptım. Şimdi 152'ye neden 8A ekledim? 8 ekledim, özür dilerim. Şimdi burada şunun eni 2 olduğuna göre burada üst üste 4 birimlik alan var arkadaşlar. Onu çıkarmanız gerekiyor. Burada 2 kere 4'ü saymış oldum. 1 4'ü çıkardım. 1 4 aşağıdan gelecek. O yüzden 8'i buraya eklemeniz gerekiyor. Yani 16A 160'a eşit. A buradan ne olur? 10. Küpün bir ayrıtı 10 olduğuna göre hacmini sormuş. Yani 10'un 3. kuvveti 1000. Doğru cevap E şıkkı. 15'te sadece 2 yüzü olan taralan yerler tek tek sayılabilir. Şurada görmüş olduğunuz küpün 2 yüzü taralı. 2 yüzü taralı, 2 yüzler taralı, 2 yüzler taralı. Bunları tek tek sayabilirsiniz ama ben şöyle anlatayım. Şimdi küpün bir ayrıtında 2 tane küp taralı. Küpün kaç ayrıtı vardı? 12. 1, 2, 3, 4. Yerden de 4 tane gelecek. Ve yanal ayrıtlardan da 4 tane gelecek. Ve her ayrıtta 2 tane olduğuna göre 12 ayrıttan toplam 24 tane 2 yüzlü taralı küp gelir. Yani doğru cevap C şıkkı.